Bir daha hiç çalışmayacak mısın anne? Ay yeter artık. Bunca zaman çalıştım. Artık evimde çalışacağım. Hayatım sen hep demez misin? Yani bir kadının ekonomik özgürlüğü olmalı. Mutlaka bir meslek sahibi olmalı. Bunu söyleyen sen değil misin Gönül? Ev kadınlığı meslek değil mi Tuna yani? Milyonlarca evinde çalışan kadının emeğini hiçe mi sayıyorsun sen Tuna? Aşk olsun hayatım, ben öyle bir şey der mi? Benim demek istediğim yani gibi bir somut bir gelirleri olmuyor ev kadınlarının. Yani kocaların ellerine bakıyorlar, o anlamda dedim yani. Nasıl yani Tuna? Ben çalışmazsam şimdi senin eline mi bakacağım yani? Annem haklı. Mesela Emine abla ev işini bedava mı yapıyor? Her ay maaş alıyor. Yani mesela ben maaş vereyim mi sana? Akbil ve sigorta da isteriz. İsteriz tabii. Vereceksin tabii Tuna. Yani sen çalışıyorsan ben de evde çalışıyorum. Ha yani ev kadınlarının emeğini görmezden gelen erkeklerden olmazsın umarım. Olur mu canım? Aa, nereden çıkar diyorsun Gönül? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ev kadınlığı bence en ağır iş. Öyle? Evet anne. İşçisin, haklısın, kazanacaksın. O kadar. Ben hemen Meltem teyze ya. Hayır. Sakın ağzını bile açma. Neden baba? Yok dedim. Ağzınızı açmayacaksınız. Yoksa bir yıl boyunca bahçede mıntıka temizliği yaptırırım. Ama kötüsün baba ya. Hayır dedim. Ağzını açmayacaksın. Eğer bahçede beni mi sakatladım dersem 40 yıl konuşur. Rahat mı baba? Çok rahat. Emine, bak bakayım şuna ne yapıyor. Az önce gördüm. Bahçeyle uğraşıyor. Aman aman. Çok iyi oldu bu bahçeyle uğraşması. Enerjisini atması lazım Meltem Hanım. Yoksa bütün gün evde bana karışıp duruyor. Tamam yani uğraşsın da hayatında daha bir tane saksıya çiçek etmişliği yok. Koskoca bahçeyle uğraşıyor. Aman aman. Bahçeyle uğraşsın da bizimle uğraşmasın. Bak şimdilik susuyorum. Ama bir aksilik olsun. İşte o zaman konuşacağım ben. Sabahki paparayı da Haluk Bey yiyecek galiba. Emine bak sakın yardım etmeyeceksin tamam mı? Karışmayacaksın. Bırak kendi kendine ne yapıyorsa yapsın. Yok karışma. Oğlum beni sakatlamaya mı çalışıyorsun? Alın bu pufu. Alın istemiyorum. Yavaş. Ay. Oğlum niye annene haber vermiyoruz? Oğlum kahvaltıda dinlemedin mi? Annem bahçeyle bir bahçıvanın ilgilenmesini istiyor. Babama sen beceremezsin dedi. Annemin babama ben demiştim Haluk demesindense babam kendi kendine fıtık ameliyatı yapar daha iyi. Hadi kaybolun. Kaybolun gözümün önünden. Haluk abi bu ev çok büyük. Diğer eve göre 2,5 kat fazla. Yani kanaat notu kullanırsak 2,5'tan 3 kat yapar. Yani Emine'nin 3 kat zam alması lazım. Haklısın Hüseyin'ciğim. Bugünden itibaren Emine'nin maaşını 3 katına çıkarıyorum. Der diyorsun. Der tabi abi. Niye demesin? Yerden çatı katına kadar haklısın. O zaman zam istemeye gidelim Şükrü. Gidelim abi. Zam istemek bizim işimiz. Aynen Şükrü. Hadi gidelim. Gidelim abi. Yapmayacağız baba. Biz bahçeye çıkışıyoruz. Bir şey istiyor musun? Hadi görüşürüz. Alo. Ben çantamı alayım da çıkalım. Evet. Beraber alışverişe çıkacaktık. Evin eksiklerini alacaktık ya. Of. Ne gerek var ya. Söyleseydiniz alırdım. Daha yeni geldim. Beraber gideceğiz dedin Haluk. Ya dedim doğru söylüyorsun da o şeyden önceydi. Neden? Söyle adamım. Maçtan önceydi. Ne maçı ya? Bizim şey ya söyle adamım. Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş'ın maçı mı var? Hmm. Ne zaman? Biraz sonra. Bir şey söyleyeceğim. Maçlar akşam olmuyor mu? Bu gündüz maçı. Niye gündüz? Ne bileyim ben Meltem. Federasyon başkanı mıyım? Bu gündüz maçı. Maçtan sonra gidelim mi? Ay tamam gideriz. Tamam.
boğazımı şey. Senin neyin var? Hı? Neyin var? Benim mi? Hı. Bir şey mi? Emin misin? Neredeler bunlar ya? Ne bileyim oğlum? Aa. Hiçbir şey yapmamış. Emre, baban niye buraları toplamadı? Vallahi ben bilmiyorum anne. Evet, görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Siz niye şovmanlısınız? Niye şovmanlıyız? Spor yapmak için anne, spor yapmak istiyoruz. Hani sizin dersiniz vardı? Ya, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur Meltem teyze. Hadi, spor bizi bekler. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz anne. Bir, üç, dört, bir. Aman be Haluk be. Toplamayacağım, sen topla.